lazım bence. Ölmüyorsun. Ya denk güçler. Ve Diana geldi. Evet. Diana geldi. Cebinden enerji bir sürpriz seçimi çıkardı. Geçmişte oynarken en güvendiği tercihlerinden bir tanesi Diana'ymış. Şu ana kadar açıkçası bunu çok fazla görme fırsatımız olmadı ama enerji belki bu maçta Ahri'yi orta koridorda kilitleyebilir. Çünkü Ahri'nin en sevmediği şampiyon türlerinden bir tanesi. Üzerine geliyor. Yani sen zıplarsan ben de zıplarım. Ama tabii öncelikle o hilal vuruşunu tutturmak lazım. Sen sıçrarsan ben de sıçrarım peşinden. Gelirim ya, bırakmıyor, kovalıyor. Bela. Bela. Gerçekten de bela. Yani baktığın zaman esasında hem tank hem de hasar potansiyeli yüksek bir takım. Yani şimdi Sejuani tank, evet ultisi var ama hasar da veriyor arada. Özellikle oyunun başlarında. Hikari yine aynı şekilde. Leona burada zaten kalabalık kitle kontrol anlamında en güçlü şampiyonlardan biri. Ya yani şunu söylemek lazım. Sejuani ormanda alabileceğiniz en fazla kitle kontrolüne sahip şampiyon diyebiliriz belki de. Yani hem yukarı zıplatması, yerine mırlaması, yavaşlatması, ultisi, stun'ı var. Yine sersemletmesi var. Yine Leona da aynı şekilde. Yerine mırlıyor, yavaşlatıyor. Ultisiyle yine sizi sersemletiyor. O yüzden belki de kullanabilecekleri en güçlü kitle kontrolü odaklı takımı kurdu. Bir de Beşiktaş takımı. Tank metası olduğu için en ufak hasara bile ihtiyacım var. Ben burada Thresh'e karşılık Leona ikilisini karşılaştırdığımda özellikle pasifi sayesinde bu ekstra hasarlar bize çok şey katabilir. Çünkü o tanktan 100 götürüyorsan kardasın, 50 götürüyorsan yine kardasın. Kesinlikle sana katılıyorum. Bu arada Kartallar vadiye iniyor. Brezilya takımına karşı 3. maçımıza çıkıyoruz. Bakalım neler yaşayacağız, bu maç neler getirecek. Kocaman bir alkış ve şöyle maça doğru geçelim. Bakalım neler olacak. Kırmızı tarafta Beşiktaş ekibi olacak bu sefer. Mavi tarafta ise yine Brezilyalı ekip, Ints ekibi olacak bu maçta da. Ints yine açıkçası ben yasaklı seçim bölümünden gayet memnunum. Evet. Yani bu bölümde geride çıkmadık. Gayet iyi tercihler yaptığımızı söyleyebilirim. Şimdi sıra bunun hakkını vermekte. Bekliyorlar. Bakalım. Taldırın da geliyor oraya doğru. Acaba Ints o ormanın içerisinde doğru ilerleyecek mi? Geliyorlar. Totem'in farkında değiller. Totem'in farkında değiller. Geliyorlar. Beşiktaş boşalttı orayı ve görüldü. Boşaltırken de görüldü. Daha fazla hasarları var bize. Yani bu noktada Sivir var, Ahri var, Gragas var. Bunların hepsi ekstra hasar faktörü. Evet. Bu yüzden savaşmayı tercih etmediler. Ama en azından birlikte durup buradaki durumu engellemeye çalışıyorlar. Yani birini belki ayrı yakalarlarsa... Totemi aldık. Çok hızlı tepki. Totemi aldık. Bu arada Joxa'da ilgili bir not var elimde. Az önce öğrendiğim kadarıyla eskiden kendisi ormancı olduğu için ve ormancı rolünden bu role tarif ettiği için hala kendi sınırlarını tam olarak bilemediğinden bahsediliyor. Hani ormancılarında ben her şeyi tanklarım ederim falan derken burada hani üzerinde tank eşyası çok fazla yokken, et yığınırken hiç beklemediği yerlere giriyor ve takımın aslında ters köşeye yatırıyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Koridor değişimi gelmeyecek gibi gözüküyor Brezilya ekipten. Thresh geri döndü, Sivir de geri döndü. Şu anda evet Sejuani bizden geliyor yalnız. Beşiktaş'tan bir koridor değişimi geliyor. Yukarı koridora doğru gidiyor Beşiktaş şimdi. Böylece karşılıklı olamayacaklar. Nardius yukarı koridorda olacak Dumbledore'la birlikte. Alt koridorda ise Sivir, Mikao, Joxer'la birlikte Taldrin'e karşı oynayacak. Taldrin de burada Charp'la birlikte tabii burada biraz minyon kestikten sonra, orman kampı temizledikten sonra seviye avantajı elde etmeye çalışacak. Işınlanması kullanacak mı kullanmayacak mı önemli. Aşağı koridora göstere göstere ışınlanma kullanırsa 3-4 kişilik bir baskın yiyebilir. O yüzden dikkatli oynaması lazım çünkü aşağıda şu an görüşümüz maalesef yok. Enerjinin dikkatli olması lazım şimdi. Yani Ahri karşısında Diana ile oynamak kolay bir şey değil. Olabildiğince ağız dürtülmesi lazım. Burada Taldrin bu arada ormanın içerisinde durmaya devam ediyor. TFKS de ikinci seviye, Taldrin de ikinci seviye. Enerji ise orta koridordaki minyonları kesmeye devam edecek. Nardius yukarı koridorda gördüğünüz gibi şu anda 9 minyon kesmiş durumda kendisi. Rahat bir şekilde son vuruşlarını yapıyor ama geriye dönecek. Acaba aşağı mı gönderecekler tekrar? Ama bu rotasyondan biraz minyon kaybederek çıkacağız gibi gözüküyor o zaman. Hecarim'in eşya ihtiyacı var. Hecarim'e minyon bağışlaman lazım. Hecarim o eşyaları yapamazsa ultisini atan ve sonra ölen bir şampiyon haline geliyor. O üçlü kuvveti gerekirse rakibin kompozisyonuna göre dolmuş yüreği yapman gerekiyor. Tokers orta koridorda yine ittirmeye çalışıyor. Bizim Revolta takımız eşya hakikaten çok bağımlı bir takım bu noktada. Hani eşyalarımızı oyunun başında özellikle minyon sayımızı birazcık arttırarak eşyalarımızı yaptıktan sonra savaşabiliriz. Korkum yine ilk oyunda olduğu gibi hani durdurulamaz hale gelebilecek bir Shyvana
Ama şu ana kadar açıkçası çok da sıkıntı yaratmadı. Evet. Yukarı gidiyorlar yine. Oo. Rahat vermeyecekler o yukarı. Evet, evet, evet. Yani bu koridor değişikliği istiyor Ince takımı. Yukarı koridora gidiyor. Şimdi de Taldrin orada canı da çok fazla yok. Dikkatli gerçi olması ışınlanması lazım. Var hala. Geriye dönüp tekrar yukarı koridora dönebilir. Gragas da geliyor şimdi. Evet evet. Çift güçlendirmeni. Revolta. Yani sınırı çok iyi bilmesi lazım Revolta'nın. Hızlandırdı da kendini. Ve Taldrin orada işin kötüsü totemi yok. Totemi yok. Taldrin çıkman lazım oradan Taldrin senin. Çık. Taldrin çık. Ve Revolta da oraya doğru ilerliyor ki gördü mü orada totemi vardı acaba? Hissetti herhalde. Rakibin üzerine girişini hissetti. Şimdi işte 4 dal açıyor. Güzel. Oo, çok güzel de kaçtı. İşte bilek hareketi. İşte çalım. İşte kaptan. Yukarı koridora da güzel kaçıyor. Enerji şimdi aşağı orta koridorda. Aşağı ışınlanma gidiyor. Göstere göstere. Oo. Oraya bir baskı kurulabilir mi acaba? Evet. Alt koridora gelen ışınlanma. Yukarıya da geliyor şimdi. Ama bu sefer arkada Sejuani desteği var. Sejuani de geliyor oraya doğru. Revolta da orada. Derisini yüz kaçıyor. Joster bir de üzerine orada hasar aldı kuleden. Şimdi Teokles'in yardımıyla birlikte bu koridoru ittirecekler. Kuleyi korumaya çalışıyorlar. Taldırın'da son vuruşları yapmaya çalışıyor. Ayrıca Gragas orta koridoru doğru ilerledi. Üçüncü seviye hala Revolta şu anda oyunda. Nardius alt koridoru gitmeye devam ediyor. Evet, İstatistik bilimine bakacak olursak bu maçı bizim kazanmamız gerekiyor. Niye? Hekarin her şeyden önce. Evet. Yani bu şeyin... Orada tehlikeli, tehlikeli, tehlikeli. Tutuşturdu var, enerji kaçabilecek mi? Ay düşüşünü kullandı ama ilk kan Tokers'a gidiyor. Yani işte bir tane ayartma küçük ya. Yememesi lazım onu. Neyse, yani ilk maçı da bu şekilde. İkinci maça da daha doğrusu bu şekilde başlamıştık ama bir şekilde geri dönmüştük. Hatta evet. Çok erken bir skor verip başlamıştık. Önemli olan moralleri bozmayalım. Önemli olan devam edelim. Oyun ilerledikçe bence yine bizim tarafımıza dönecektir işler. Evet, daha yani zaten hata olabilir ya da bu tarz şeyler olabilir, şanssızlık olabilir ama önemli olan şu, önemli olan kendini oyunda tutabilmek ve moralini bozmamak devam edecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi enerji bir önceki oyundaki performanslar sonra bu ilk skordan çok fazla etkilenmeyecek diye umuyorum ama aşırı büyük sopayla başlayan bak, bir hale var karşısında. Bir anlık durdurması Lucian'ın bir tane ekstradan minyon dalgası almasına sebep olacak. Belki minyon. Ve yukarıya geçişini birazcık yavaşlatacak. Evet. Ufak farklar. Orada totemi koydu. Üfledi orada alevli nefesiyle. Lucian'ı durdurdu ve ufak da olsa bir avantaj kazandırdı takımına. Aşırı büyük sopayla ilgili ne diyeceksin Johnny? Agresif kan istiyor. Yine yani Ludin'in feryadı mı acaba yoksa karşısındaki şampiyona göre belki bir Zonya mı? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Ama hakikaten çok iddialı bir tercih. İlk kandan maksimum derecede yararlanmak istiyor. O aldığı evet. Avantajı büyütmek istiyor Ahri. Bakalım kullanabilecek mi? Riskli bir seçim diğer bir yandan esasına baktığımız zaman. Yani burada koridorda geriye de düşürebilecek belki bir seçim. Bir baskında falan skor verirse eğer eşyayı tamamlaması çok daha uzun sürecek. Bakalım enerji nasıl kullanacak bu durumu. Özellikle o Q'lar ile birlikte, hilal saldırılarıyla birlikte minyonları kesmeye devam ediyor. Revolta şimdi ormanda dolaşıyor. Kendi orman tarafına geçti. Enerji orada. Onu görüyor tabii. İşte o çarp burada çok iş yaptı. Kurtlara atılan çarp. Revolta oradan çıkmak zorunda. Seju yaklaşıyor şimdi oraya doğru. Oradaki pembe totemi de gördüler. Onu kıracak. Sonunda Teokles. Yalnız istediğimiz eşleşmeyi yakaladık. Evet. Yani bu noktada Hekarim Shivan'ın karşısında diğer tarafta ikili koridorlar ki yani 6. seviyeye geldiğinde fark edemeyiz. Tutmayı başardı bu arada yukarıda. Orta koridorda bir pozisyon var. Bakıyorum Teokles orada uzaklaşmaya çalışıyor. Revolta'dan kaçabilecek mi? Evet, uzaklaşmayı başarıyor Revolta'nın. Bu saldırısından yalnız çok yoruyor. Dikkat, bir dakika dikkat. Tokers'ta orada. Mavi güçlendirme çıktı çünkü. Bunu savaşmaları lazım. Bunu Tokers'a bırakmamaları lazım. Tokers oradan uzaklaşmaya başladı. Şimdi geliyor, alt koridorda oradan geliyor. Kim geliyor? At geliyor. İlk başta oradan çalım kaçmayı attı. Başardı. Yine çalım attı. Tokers'ın üzerine girer. Bu! Yüksek hasar. İşte bu! Ulti ve skor geliyor. Cevap böyle verilir. Çok güzel oyun. Brezilyalılar çalımlarıyla bilinir ama samba yaptı resmen. Burada Mogo Bonito'yu yapan kim oldu? Kaptan. Taldrin. Kaptan yaptı. Güzel bir oyun izledik Taldrin'den. Ya şunu ya 25 kere tekrar izlersin. Ya 1000 kere tekrar izlersin. Atı sağından attı. Solundan geçti. Muazzam yani ya. O bilek hareketi işte. Bilek hareketi LoL'de nasıl olur? Böyle olur işte. 4 tane bilek hareketi yaptı orada aynı anda. İnanılmaz.
Bu arada yani tuzak... koca da bir hedef düşünecek olursak. Evet. Güzel bir oyun Taldrin'den geliyor. Dün yazmıştı babanın 4K atı var diye geçen sezon. Evet. Demek ki varmış hakikaten. Taldrin geriye dönüyor. Yang bu arada minyon kesmeye devam ediyor ama çok büyük fark yok Taldrin'in arasında minyon açısından, ki Taldrin'in bir de asisti olduğunu düşünmek lazım. Bu noktada Tokers şimdi orta koridoru ittirmeye devam ediyor bir önceki verdiği skordan sonra. Ve bir de önemli olan burada hani o mavi çok fazla istemelerin sebebi, hem evet Dayne'yi geri düşünüyorsun ama yani koridora büyük sopayla gelen derken o Nardius kule altında bir pozisyon var. Mikami üzerine gidiyorlar. Son bir vuruş var mı? Hayır. Ama şimdi üzerine takip etme devam ediyor. Son bir vuruş. İstiyor. Nardius yürü. Hadi bakalım. Genk bu arada şimdi Alev Burgaç'ın açtı. Ağrı da geliyor. Kaçmayı başardı. Son bir vuruş gelecek mi? Ah be, olmadı. Kötü bir vuruş daha, güzel. Güzel oradan, kaçtı mı? Dumbledore. İşte bilek hareketi. Ulti üzerine. Geldi. Ultiler geldi. Oradan tepesine dörtü geliyor. Alt geliyor. Alabilecek mi acaba? Kuş kaçtı. Yıldız arıyor orada. Güzel. Ahri güzel. Abla. Eşitledik takası. Muazzam bir oyun. Muazzam bir oyun. 3'e 3 oldu skor. İki tane taşıyıcılarını aldık. Bu. Yalnız ya Dumbledore. Dumbledore neler yapıyorsun Dumbledore? En son Sneaky'den böyle bir çalım görmüştüm ben. Muazzam bir oyun ya. Muazzam bir oyun. İnanılmaz ya. Ve şimdi bir de rakibin mavisini çalıyorlar. Çok, çok güzel. Ahri'nin çünkü mana yenilecek herhangi bir durum. Çaldırmayın. Almadım. Aldı. Orada çık ama, ya çık, herkes çık, çalım atıyor ya. Herkes sambacı oldu bu oyunda. Ama enerji daha yeni mavi aldım. Teoklis kaç oradan enerji. Şimdi at geldi. Ulti geldi. Ardından skor gelecek bakalım. Hadi orada çok sağlamış olsun. Çok sağlam enerji çıkabilecek orada. Enerji tehlikeli sar veriyor. Tehlikeli artık. Ya bu biraz fazlaydı. Bu biraz fazlaydı. Savaşmayın artık orada. Bunu yapmayacaklardı. Çok uzattınız o hikayeyi. Ya bak Johnny, al çık ya. Yani orada yok, zaten avantajı eline geçirmiş. Bırakmayacaklardı ama. Neyse tamam. Güzel. Heyecan yaptık biraz. İyi oldu. Kimlere gitti o skorlar? 3-0-2 oldu abi Shyvana. Yine yoracak bizi, evet. Nardius şimdi kaçmak için uğraşacak o Shyvana'dan. Nereye geliyor Ahri? Evet orada gördük. Dumbledore orada gördü. Totemi koyacak bir daha. Orada hemen minyon dalgısını itirmek için Yank'ta bir totem koyuyor. Başladı Nardius ve geri dönüyor. Almaya kalkıncının vakti geldi galiba. Evet, onu alması lazım artık. Ya gerçekten bazen o kadar fazla yani inanıyoruz ki inanmamak lazım. Yani birazcık sakin oynamak lazım. Her şeyi verip orada ya yani mavi güçlerimi aldıktan sonra mesela Teokles ölse Dayana kalsaydı. Orada koruyordu, orada oyun var. İşte. Enerji yeterli olacak mı? Bir daha zıpladı. Tutuştur var üzerinde. Enerji kaçması lazım oradan. Kuleden fazla sarılıyor ama kaçmayı başarıyor dediğin gibi. O revolta Mikawa. Arius çarpacak mı? Çarptı ama yeterli olmuyor. Ultiyi de atmış ya, ama. Ultiyi de atmış ama olmuyor. Sersemle efektin içerisinde. Ya işte. Çarpını vuruyoruz. Zaten geç de geldi galiba o çarp. Daha doğrusu ulti. Evet. Ya işte böyle ufak ufak farklarla kaçırdığımız şeyler sonradan bize zorluk çıkartacak oyun yerlerindeki. Biz zoru seviyoruz arkadaş. Biraz bize kolay şey olmayacak. Hep zoru seveceğiz biz. Nardius bitirmeye çalışıyor alt koridoru. Mikawa ve Jokester'ın karşısında orta koridorda enerji yine. Taldrin yukarı kule almaya çalışıyor. İki tane skor alması bu çok iyi bir hava. Birazdan Cihane Malsas'a bitecek. İşler Ahri için bayağı kötüleşecek bu noktadan sonra. Evet. 2-1 oynuyor. Orta koridorda enerji. Infilakta elinde almış durumda. Revolta yalnız Teoklis orada bulabilir. Ama alt koridordan alabileceği bir yardım olmadığı için burada Teoklis için bir sorun yok. Risk yok. Yampir yengeci alıp oradan çıkacak. Enerjiyi görüyoruz yine. Orta koridorda şu anda minyonları kesmeye çalışıyor. Oyunu soğuttuk biraz şu an. Ya topa basacaksın ha bazen yani. Baktın aynen. Ki hani birkaç tane istemedin skor verdin. Bir şeyler oldu. Ejderha gitti. Bekle biraz. Yine gör bakalım rakibi ne yapıyor. Şivana'yı da bayağı işimiz var ya. Çok işimiz var. Ya Dayana devamlı milyondan. Hasar kaynağı. Öyle bir avantajımız var. Yok değil. Ama yani Shyvana'ya odaklanmak da yani diğer tarafta Ahri var, Sivir var. Hasar potansiyelleri çok yüksek onu aradan çıkarmaya çalışırsan. Evet, Yang bu arada Taldrin'in orada birebir bir mücadele geliyor. Taldrin biraz fazla hasar aldı. Yani orada kulenin altında belki de bir oyun yapacaktı ama
gelseydi hani ultisiyle vesaire enerji geliyor bir de. Şimdi yaz Revolt enerjiyi buldu. Nehruz'da enerji çok fazla saldı. Bir de ulti geliyor. Oradan kaçabilecek mi? Enerji arka taraftan bakıyorum. Tokus da geliyor. Yengiriz'e de kaçıyor. Mükemmel bir kaçış. Mükemmel bir kaçış. Revolt'a sıçramasını kullanıyor. Enerji kaçmaya devam ediyor. Bir daha kaçıyor şimdi orada. Bakalım ay yürüyüşüyle birlikte uzaklaşmaya başlıyor. Taldırın ona eskortluk ediyor. At adam eskortluk edip oradan uzaklaştırmayı başardı enerji. Yalnız kule altı kule gidebilir. Teokolis yetiş oraya. Teokolis yetiş oraya. Teokolis bırak o kayıcıları. Teokolis. Yok. Peki. Yok savaşmayacaklar. Bıraklar kuleyi. İyi yani en azından kayıcılardan çıkmayacaksa geri dönmen gerekiyor bu noktada. Evet. Geri döndüler. İlk kule bu şekilde yukarı koridordan düşmüş oldu. Nardius ve Dumbledore burayı ittiriyor ama onlar da yeterli değil. Totem üzerinde şu an. Dumbledore ve Joxer'ın yine o ölüm cezası boşa gidiyor. Allah'tan o var ya. Evet. Orada hani yüzümüz gülüyor. Yalnız çok fazla ittirmek yani ittirmeye de çalışmıyorlar anladığım kadarıyla. Kulenin altına kadar gitmeye çalışmıyor Beşiktaş. Alt ya şimdi bu koridoru rakibin çok dengeli tutması lazım. Çünkü hani Lyon'a kule altına dalışı olan bir şampiyon. Evet. Bir de oraya Teokolis gelirse Sejuani ise Sejuani ile iş bayağı zorlaşır onlar için. Ne içeri kabulleniyorlar ne koridoru ilerletmek istiyorlar. Tam ortada bir yerde tutmayı başarıyorlar şu ana kadar. Doğru da yapıyorlar. Bu arada Luden geldi yine. İlk maçtaki o Luden. Canımızı çok sıkan Luden yine Ahri'nin üzerinde. Ahri'nin üzerinde. Taldır'ın yukarı koridoru geri dönüyor. O da ilk olarak Merkür'ün adımlarını tamamlamış. Orman eşyasından sonra üzerine bir de bir büyü savar pelerini daha yapmış. Ahri'den ve yine burada Gragas'tan. Yine Shiva'nın da bir nebze büyü hasar var. Onların hepsinden korunmak için. Yalnız öncelikle Sivir'in üzerinde güzel bir baskı oluşturduk tabi. Aman. Ya Revolta'yı her gördüğümde böyle bir şey panik olacak. Yapıyorum ya. Bir şey yapacak yani adam bir şekilde ekmeğini taştan çıkarıyor. Evet kesinlikle. Dikkatli oynamak lazım ona karşı pozisyon vermemek lazım. Az önce birazcık fazla hani iyimser bir sıçra vücut darbesi yaptı. Evet. Ama yine de tehlikeli adam hakikaten. Ya orada mesela enerji yakaladığı pozisyonda bir kere çok fenaydı. Bu arada şimdi Taldir oradan uzaklaşıyor çünkü Tokus ve Revolta oraya doğru gelmekteler. Alt koridoru yukarı görünce hemen altta takası başlatan ışınlanma geliyor. Nardius orada şifayı kullandı. Teokres de geliyor. Durdurlar. Bu arada ışınlanmayı iptal etti bu tarafta. Acaba Taldir'i mi durdurdu? Şimdi ultiyi açıp oradan kaçmaya çalışacak. 4 mala uzaklaşması lazım. Kaçabilecek mi? Diğer taraftan enerji geldi. Yok olmadı. Ya Revolta çok güzel oynuyor ya. Nokta atışı ya. Adamın olayı o. Nokta atışı. Alt koridoru bu arada skor gelmemiş ama kule geldi. Tabii yukarıda bir kule daha gidecek gibi gözüküyor. Güzel. Enerji en azından bu sefer iyi takip edip kulenin düşmesini engelledi. Bu arada ışınlanmayı iptal etmiş. Yukarı Shiva'na bizim görmediğimiz pozisyonda. Onu da belirtelim. Tabii yani orada Sejuani gördükten sonra alakası yoktu o pozisyonda ve gelmemeyi tercih etti. Bu arada yani yine taşıyacaksa Nardius. Olay Nardius'ta. Girecek mi? Teokolis. İlerliyor ama yok. Çok tank yine. Şu anki hali bile çok tank. O ekstradan almış oldu. Warmog yaptı ya. Ayyaj'ın hiddeti. Shiva'na Warmog dedi. Yani normal. Şu an Warmog metasındayız yine. Evet. Tankların ligi. Gerçekten. Oo kayacıl. Hayatta kaldı. Hayatta kalan kayacıl. Geri dönüyor Dumble ve Nardius ikilisi. Enerji şimdi şöyle bir dürttü. O bir de o hilal saldırısında başarıyla gerçekleştirdi. Taldir'in yukarı koridora gidiyor. Bir geri dönmesi lazım artık. Yani tek bir infilak deneyini bayağıdır duruyor. O cehennem hastası şu an gelecektir. Evet. 641'den evet. Yani. Cehennem hastası geldi. Şimdi bak. Önemli bu noktada haritada aslında Shimano'yı yok sayarsak. Hatta Shimano belki belli pozisyonda ama eritemeyeceği şampiyon yok gibi. Evet. İşte Shimano'da savaşa sıkıntı. Geldiği zaman yok saymak biraz zor ya. Abi yine çok tank oldu şu yukarıdaki ikili. Yani Yank'le Revolta bu takımı resmen taşıyorlar. Taşıyorlar kesinlikle. Sana katılıyorum. Yani ortadaki hani Tokers tamam oyunlar falan yapıyor da esas o yapı taşı, o temeli atan oyuncular şu yukarıdaki ikili. İkili dediğin gibi. Burada ejderha tekrardan canlandı. Shiva'nın yukarı koridorda Beşiktaş o ejderhanın görüntü avantajını almaya çalışıyor ve şimdi başladılar sanki Sivir aşağıda alt koridorda. Evet bunu pek bu ejderha için savaşmak güzel. İstemedi. Ins takımı ve Beşiktaş ilk ejderhasını almış oldu böylece oyundaki. Yukarı koridorda aşırı bir baskı var. Bak ilk oyundaki şeyi yapıyorlar yine. Evet.
yukarı koridordan Okuda'yı düşürdüler. Shimano'yu öne geçirdiler ve kuleleri indiriyorlar şu an. Aman Taldir'in dikkat et. Orada Revolta da orada çünkü. Adam kendi çeşmesinden çok burada bak. Ormanından evet. Çok burada. Kesinlikle. Bu arada Taldir'in dikkatli olursa birazdan Teodos geldi. Ulti'yi de kullandı. Kule altında Revolta'ya ölecekler mi? Ulti Taldir'den Revolta düşüyor. Güzel ulti. Son bir. Çok güzelsin ya. Darbeyi vurdu Q'suyla birlikte. Yalnız. Sen de orta koridorda da bu arada cevap vermeye çalışıyor. Ince takımı. Lucian geliyor arkadan. Lucian geliyor arkadan. Çok güzel kazan. Mikal düşecek mi acaba? Thresh Avalon'a yetişecek mi arkadan? Darbeyi yakalıyor. Darbeyi. İnanılmaz ya. Adam durdu bir tane. Kritik şeyi tutturmayı başardı ya. Ama gel gör ki abi oradan çıkamayacak Stokers, artık. Stokers düştü. Bu kadar şans olmasın ya. Çok şanslı ya hakikaten. Neyse devam. 8-6 oldu skorlar. 1-1 kule. İnanılmaz bir hareket yaptı ya. Ejderha'da eşitlik var. Thresh. 2-1 kuleler ve 2000 altın kadar. 2000 demeyelim. Evet 2000 altın kadar Brezilya takımı önde şu an itibariyle. Bence kafa kafaya her şey. Bir tane kule farkları var. Evet. O önemli. Orta kuleye birazcık zarar verdiler. Yukarıdan zorlanıyoruz yine. Shiva'nın baskısı, varlığı bizi bayağı bir zorluyor oyunun bu döneminde. Ahri yavaş yavaş yani skvama gelmeye başladı. O tehlike. O Rabadon'u da bitirecek bu arada hiç. Aynen. Morali Monikon falan hiçbir şey istemedi arada yani. Tabii oradan hasara direkt gidiyor. O Lucian'ı eritirsek bir şekilde zaten savaşı kapatırız. Ama bu sefer Hecarim'imiz var. Hadi bakalım. Hecarim'in full tank. Ya Hecarim'in biraz kendine yani biraz daha yani öne geçip o yeterli tanklığı sağlayabilmesi için azıcık daha zaman ihtiyacı var ya Taldir'in. Şu an fena bir candan bahsetmiyoruz. Evet. Çünkü hani yaptığı her ekstra can eşyası yapmış oldu. Ormancı eşyasıyla daha da efektif oluyor. Şu an 2300 canı var. Ama hasar konusunda birazcık eksik tabii ki bu noktada. Onun daha çok hani işlevsel ultisini kullanıp nasıl olsa Diana'mız var, nasıl olsa Lucian'ımız var şeklinde düşünüyorlar. Ama Ahri bunlardan bir tanesi aradan çıkarmayı başarırsa o büyük bir sıkıntı olur bizim kırmızı için. Güçlendirmeyi Taldir'e verdiler. Çok enteresan. Yukarı koridordaki gerçek takımın hasar. Kaptanı aldı o kırmızı güçlendirme ihtiyacım var benim yukarı koridorda dedi. Ve geri döndük koridoruna. Nardius. Seviye farkı var baksana. Bir dakika mavi gidiyor. Oraya yetişmeye çalışıyorlar. Bak. Ya bunlar güzel işte bak. Bu çünkü ilk iki oyunda da hep Brezilya ekibin özellikle Rivolta'nın yapmaya çalıştığı rakibin ormanını bitirmek. Shiva'na yalnız yaldır yaldır aşağı dönüyor şu an. Evet. İşte bak buna Taldir'in cevap vermesi lazım. Işınlanması var gerçi Taldir'in. Bakalım yeterli olacak dikkat, mı? Dikkat. Mavi kimde kaldı orada göremedim. Rotasyonu yapıyor. Yani, Tucker's'ta kalmış. Tucker's almış orada mavi güçlendirmeyi. Evet. Neyse. Orta koridora döndü. Bu arada Beşiktaş alt koridordaki kuleyi bırakıp orta koridordaki kuleyi almayı planlıyorlar. Bakalım alabilecekler mi? Alt koridordaki kule gitti. Beşiktaş vurmaya başladı bu kuleye. Tekrar sonra çıktı. Gerek yoktu. Evet, gerek yok orada. Kuleleri değişmiş olduk. Aşağıdan Hecarim gidiyor. Taldir'in gidiyor alt kuleyi. Karşılamak için 3 kişinin karşısında ne yapabilir? Kulenin canı giderek azalmaya devam ediyor. Enerjinin üzerine gidiyorlar. Diğer tarafta da bir çarpımda kullandı ama kule düştü. Çok kule kaybettik. Bu arada arada sıkışacaklar. Dikkatli olması lazım. Nick arkadan geliyor. Şimdi ultiyi açtı. Jokester'ın canı çok fazla azaldı. İşte Leon ultisi. Bu ultiler lazım. Mikael arkada tutmayı başardılar. Jokester düşecek mi? Jokester düşüyor. Diğer tarafta Dumble. Bakıyorum şimdi. Elinden geleni Dumble yaptı. Her şeyi yaptı dediğin gibi. Hecarim Thresh'i öldürmeye başarıyor ama 2'de 2 yaptı. Taldir'in. Koş. Taldir'in koş. Durma koş. Ulti geliyor kaçabilecek koş, mi acaba? Koş. Durma. Arkana bakma. Çünkü arkada bizimkiler kalıyor. Nardius vur bir tane daha. Çok güzel bir saniye bu. Ama Yeng'e düşüyor. Ya, ama bu... Yeng. Ama yeter ya. Yeter ya, bu, yani hakikaten. Bu Shiva'na çok zor ya. Bu Shiva'nayı ne yapacağız? Abi yine bak ikisi ya. Shiva'na. Yeng ile Revolta. Adamlar yerlerinden oynatılamayan objeler ya. Yok yani. Hasar yetmiyor. Ya, Shiva'na çok zorluyor bizi şu anda ya. İlk oyunda olduğu gibi. Evet. Ya burada bak yani Dumble Mikael'i öyle bir kilitliyor ki arka arkaya yetenekleriyle. Geçen oyunda da bunu çok yapıyordu. Evet. Devamlı kilitliyordu. Vladimir o zaman kilitliyordu. Bu sefer de Mikael odaklandı. Evet. Bu arada Taldir'in yani Tokers'ı güzel yalnız, oynamış Tokers'a karşı. Ya bak mekanik olarak inanılmaz işler yapıyoruz bu maçta. Birazcık da bunu stratejik anlamda zenginleştirelim hadi. Mekaniğimiz mükemmel. O bilek hareketleri, çalımlar vesaire çok güzeldi gerçekten de. 4000 altınlık bir fark var. Arada bunu söylemek lazım.
4000'de benim 3000, 3000'de 200. Zaten aşağı koridorumuz her maçta kazanıyor. Bak burada sadece skordan önde. Yine evet. Minyon'dan bir şekilde öne geçmiş bu noktada. Skora çözüm bulmaz adam. Bir de yenge çözüm. Yenge ne çözüm bulacak? Objektiften kazanıyorlar adamlar. Sırf objektiften kazanıyor. Bak 4 tane kuleye 2 tane kule. Evet. O ekstra eşyayı yaptıysa bu noktada Sivir bu sadece o görevlerden kaynaklanıyor. Hadi bakalım ya. Devam ediyoruz ama güzel güzel. Güzel. Umutlarımız düşmesin. Dayana da çünkü yavaş yavaş kıvama gelmeye başladı. Cehennemden sonra bir de Zonya. Engin'e de olacak. Zonya bitince evet daha da rahat edecek takım savaşları içerisinde. Arkaya gidip birisini çok hızlı rahatsız edecek. O ağır olacak. Oo. Yalnız. Aman. 4 kişi geliyor. 1 saniye ve Ejderha tekrar hayatta. Beşiktaş'ın bakalım bu Ekrem Ejderha için lazım. Savaşabilecek Ekrem'in mi? Geri dönmesi Ekrem'in lazım. Ekrem'in ışınlanması da var hala. Çok çok geç kalmış evet, olabilir şu an. Geri dönüp ışınlanmayla gelmesi lazım. Yalnız orada Tepes biraz yakalandı gibi oldu bakalım. Hemen uzaklaşıyor yalnız. Şimdi geldi. Uzaklardan ulti geliyor. Ekrem sınak botta da gelecek. Dumbledore çakalı diğer taraftan çok önemli değil. Ejderha düştü. Ardından bakıyorum Leona düşüyor. Tekoles geri kaçmaya çalışıyor. Taldirin kimseyi yakalayamadı orada. Enerji yakalanıyor. Diğer tarafta Jokstra ve bu savaşı tabii bırakmak zorunda kalıyor. Çok dağıldık. Şimdi sıçrama orada Toksin alabilecek mi? Hayır. Hayır. Çok dağıldık bu savaşta. Ya Hekarim yukarıda çok fazla vakit geçirdi. En başında çok daha güzel pozisyon alabilirdi Taldırın. Çünkü adamların iki tane çarpı var. Görevi hemen yapıyorlar. Sen bunu gördüğün anda hemen ışınlanmana başlayacaksın. Oo Taldırın ne yapıyorsun? Çarpını da attı orada ama Joxer hayatta kalacak. Taldırın düşüyor 2'deki yine. Burada Jokstra gidiyor. Ya şu hareketi niye yaptı anlamadım ben ama. Bence bu tilt durumu birazcık. Değil mi? Yani şu an diyalog nedir bilmiyorum ama. Biraz geç kalması. Baksana daha ışınlanma tamamlanmadan. Ejderha gitti. Ejderha gitti zaten. Ya bir de öbür tarafta Dumble bu sefer önde kaldı. 2-3 tane vesaire. Minyon için ya yukarıdaki 2-3 tane minyon için. Ultiyi de tam Vika'yı tutturamamış ya. Ulti atmış çok uzaklaşmış. Bak, bak savaş nerede? Taldırın nerede? Yapma be kaptan. Yanlış oynadı çok bu sefer. Bir de üzerine Baron gitti. Bu savaş... Baron gitmiş. Yani, Baron gitti Baron üzerine. Başardı. Bu savaş yani bu maçın belki de... Yani kilidi olmuş bir olabilir. 7000'e çıktı. Çok çok büyük fark açtılar. Yani kafa kafaya gidiyorduk. Güzel işler yapıyorduk. Belli noktalarda hani mekanik olarak en azından... Bayağı güzel işler yaptık. Takım savaşlarımız hala soru işaretiydi ama şu yaptığımız hata bayağı bir öne geçirdi onları evet. Ve bu maçı bakalım ya gün doğmadan neler doğar. Belli olmaz bu işler. Bu işler belli olmaz. Enerji için orta koridoru bitirmeye çalışacak tekrardan. Ya bir ağrı o daha diyeceğim de abi Shivani yine 5-0-5. Ya bu Shivani niye saklanıyoruz? Ya bir şey diyeceğim bir de. Yani profesyonel oyunculuk, profesyonel oyunculuk diyoruz da o duraklama ekranında niye konuşuluyor abi? O bir tane yasaklama ekranında başladı her şey. Bir tane yasaklama yapamayınca, Shivani yasaklayamayınca işte bunlar oldu. Aynen Shivani bu noktada bayağı bir canımızı sıktı. Mahvolmuş kalın kılıcı yapmış bir de. Yani 5-0-5 ben de oynasam ben de yaparım. Şimdi bir de Çivili gelecek. Yine Nardius oyunda yok. Bitti yani. Çok zor, çok zor, çok zor. Çok büyük hasar potansiyeli var şu an. O yengin üzerine gidilecek gibi değil şu an hocam. Bir de Hekarim'le arasındaki en büyük fark bu noktada hani hasar farkı. Evet. Yani Hekarim evet bir ulti atıyor ama sadece tank özellikleri var. Evet. Bir üçlü kuvveti de olmadığı için şu anda. Aynen. Yukarı tutmaya çalışıyor. Diğer üç kişi de orta koridorda. Şimdi Tevkres de geldi orta koridorda ama Baron güçlendirmeli. Güzel bir Leon ultisi ve kitlemek. Olay o. Evet yani burada çok hızlı Nikki çıkarmalar lazım. Mikau'yu pardon. Mikau'yu çıkarmalar lazım. Mikau bence Tokris çok daha tehlikeli. Tokris da aynı şekilde. Yani kitleyebilirlerse onu kitlesinler. Neyse hasar vuruyor şu anda Nardius hala yenge. Ama işte yakında yaklaştığı zaman yakına geldiği zaman çok fazla sarılacak. Aynen bir de ultisini attıktan sonra kazandı. Ekstra dirençler vesaire derken. Oo. Bu arada ulti geldi. Tokus'un canını azaltmaya çalışıyor orada ama Tokus kaçmayı başardı. Bu sırada kulenin önündeki minyonları temizlemeye çalışıyor. Beşiktaş takımı kuşatma devam ediyor hala üstte. Ve şimdi tekrar uzaklaşmak zorunda kalıyor. O büyük kuşatma minyonunu menziline giremiyorlar şu anda. Bir çarp lazım oraya. Yani kolay değil. Karim'in bir çarp atması lazım ona. Vuruyor hala valla. Vurdukça vurdu ya. Ne vurdu?
Yeni minyonlar da geldi. Şimdi 5 kişi olarak buradan saldırıyor. Rekarim saldırıyor. Arka taraftan çok güzel yine göbek darbesinden kurtuldu. Hızlandırdı kendini. Diğer tarafta savaşlar. Dumbledore Mikael'in üzerinde ama enerji çok önde kaldı. Enerji düşecek mi? Nardesu düştü. Enerji de düştü. Bu oyun sona çok yakın gibi gözüküyor açıkçası. Beşiktaş bu maçta olmadı. Oo, bir de 2'deki yapan Mikao. 28,5 dakika geçmişti daha ve Brezilya takımı maçı bitirmek için son hamleleri yapıyor gibi gözüküyor şu anda. Neyse, her şey bitmedi sonuçta. 2-1'e getirmiş olacaklar bu şekilde. Bu arada acaba... Evet, skoru aldık. Bu arada bir dakika. Kesmeyi başardık. Bu birazcık daha hayatta kalmamız sağlar. Yeterli olacak mı? Yeterli olacak mı? Birazcık daha hayatta kalmamız sağlar. Evet, geri çekiliyor. Evet, Brezilya geri çekiliyor. Sivil skorları birazcık daha bizi oyunda tuttu ama... Arada ki altın farkı 10.000'e yakın şu anda. Yani Glandak, bugüne kadar izlediğim maçlar içerisinde neler neler döndü. Döndü tabii, dönmez diye bir şey yok yani. Dünyalar döndü ama bu maç hakikaten çok zor ya. 3 inhibitor'ın olmadığı maçta ya, bak Caitlyn'leri vardı, şöyle bir durum var. Şekilde döndürdüler. Bu maçta şu anda gözüken şey açıkçası Beşiktaş'ın mekaniksel olarak Şivana'ya verebileceği bir cevap yok. Hasar yani, olarak. Hasar olarak da yok yani, mekaniksel olarak da yok. Şivana'yı tutamıyorlar, edemiyorlar yani. Şivana istediği gibi sizin saldırı gücü taşıyıcınızın yanına da gidiyor. Onu işte orada etrafında dönüyor. Şimdi. Üzerine bir tane daha yani, ruh bedelini bakar mısın? Onu zaten ruh gömleğini çevirdiği 4000 zaman. 4000 cana ulaştı şu an. Hani onu eritecek can yok şu an. Yok. İşte o duraklama ekranındaki konuşma her şeyi... Neyse. Yani Jokester bu arada ormanında dolaşmaya devam ediyor. O da oldukça iyi bir durumda. Görkem zaferi bitirmiş. Takımın 18 skorunun 10'unda asisti var. Evet yani... Baksana, Süpermiyon'u kesmek bile bir olay şu anda. Gerçekten yani kolay değil. Şu an bir baron falan çalacağız. Hani baron üzerindeyken adamlar. Ancak o şekilde olur bu iş. Yani bizden başka bir şeylerin daha adamlara hasar vermesi lazım. Kule de yetmeyebilir bu arada. Böyle bir şey var. Bakalım. Evet. Bekliyoruz şu an. Beklemeliyiz. Onların yapabileceği bir topa hata bastık, yani. Topa bastık, bekliyoruz. Aynen. Yani şöyle bir şey var. Şu an oyun onların elinde ve biz hata yapmalarını bekleyen tarafız derken... Orada yakalandı ama Teokles gerisi geldi mi göremedik, ejderha gidiyor. Oradan çıktı ama ejderhayı verdik. Üçüncü ejderha. En azından bu hala böyle bir tehdit olma noktasında değil. Ama hareket hızı da şimdi bu kuleleri, yani bir imitörün gittiğini düşünürsen yukarı ve aşağı rotasyonlar yaparken çok önemli bir yanı da var esasında. Onu da söylemek tabii lazım. Tabii ki yani %5 ekstradan hız zaten sivri olan bir takım. Çok daha hızlı Ahri ile beraber, çok daha Shimano ile beraber hakikaten tehlikeli bir hale geliyor ama evet. Aşağıdan bakalım savunma yapabilecek miyiz? Revolta 2-1-8, diğer tarafta Genk 6-0-6. 6-0-6 yani. Yani hiç bakmıyor mu? Yani Ahri'yi bir şekilde çıkarıyorsun oradan, Sibir'i belki bir şekilde öldürebiliyorsun ama bu iki hedef, şampiyon hedef. Ve bitirdiler eşyalarını neredeyse. Daha doğrusu Genk bitirdi diyebiliriz. Alt koridorda korumaya devam ediyorlar. Şu anda bir hilal saldırısı daha geldi enerjiden. Mikao hasar vermeye devam ediyor. Ve bu kuleyi bırakacak orta koridorda Yengin üzerine gittiler, bir döndüler bir anda. Ama alt koridora dikkat etmeni lazım. O kuleyi bir an boş bırakırlarsa bir anlık o boşlukta Brezilya takımı alabilecek. Kapasitede şu bir anda de aradan çıkarmamaları lazım. Bize 30 saniye içerisinde baron var. Evet, baron da geliyor. Önemli. Doğru söylüyorsun. Ya yani şu kulenin altında güzel bir savaş belki olursa burada bizim yüzümüz gülebilir ama orada arka tarafta bakıyorum. Mikael'in canı çok az. Mikael'in uzaklaştı. Jokester almaya başarıyoruz. Diğer tarafta bakıyorum şimdi. Tokus'a düşüyor. İşte bu savaş belki de ihtiyacımız olan. Yengi nasıl düşüyor? Yeter, yengi. Ben yengi. Sıkıldım. 5 kişi araya aldılar. Şuna. Çevir Yengi ha. Orada. Aman Yengi be, de düştü adam ya. Ve böylece 4 skor alıyoruz. 3 adam, skor alıyoruz. Barondan sonraki ikinci görev haritadaki ya. Evet işte. İhtiyacımız buydu yani. Buydu. Kuleyi de vermedik. Baron. Alamayız herhalde. Çok iyimser ya Baron. Yani hasarımız fazla. Sonuçta düzenli hasarımız var. Enerji gidiyor gerçi Lucian. Taldir'in kimi yakalamaya çalışıyor da? İşte bu! Ne yaptın sen? Nereden çıktın? Baron getirir. Bu hareket Baron getirir. Kokusunu aldı ya Sivir'in. Baron getirir. Bir dakika dur. Gözünü seveyim dur. Gragas orada. Aman diyeyim çaldırmayı çocuklar. Nardius çık sen abi. Çık, senin hasarın olmasa da olur. Aman diyeyim çocuklar.
alırsınız. Ufuk Kılıcı gelir mi? Ufuk Kılıcı. Yok, uzaklaştırsın. Damodoş tuttu onu. Diğer tane ulti geldi üzerine. İstantala arka arka. İstantala arka arka. Ya Nardes düştü ama. Revolta'yı almaya başladık. Işınlanma geliyor. Enerji. Shyvana geri geliyor. Shyvana geri geliyor. Damodoş'un üzerinde Barona çok yüksek bir şey yapın. Baron herkese vuruyor şu anda. Ahri de geldi. Kokus da geldi. Ay. Kaçın oradan. Kaçın oradan. Yalnız Baron öldürecek. Taldırın. Taldırın. Baron ne yapıyorsun? Taldırın. Yok. 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 Shyvana işte. Shyvana ya. Ya fazla uzattılar orada ya. Uzatmayacaklar. Yukarıyı şu an işaretliyorlar. Dayana geri geldi oraya. Ve temizleyebilecek mi? Hayır. Yok, hayır. Yok. Evet. Beşiktaş devam ediyor savunmaya. Zaman zaman seyirciyle güzel hareketler yapıyor. Evet, seyirci de çok susmuştu. Şimdi onlar da tekrardan desteğine destek vermeye başladılar. Son 10 dakikadan beri ilk hayat belirtimizi verdik şu savaşta. Evet. Hata yaptılar ve değerlendirdik. Bu önemliydi. Shyvana'nın öldüğünü gördük. Bu da önemli bir şey nihayetinde. Yeterince odaklanabilsek ama Baron'a başladılar. Baron'a başladılar ve bu Baron'u durdurabilecek bir şeyimiz yok. Baron'a başladılar. Bakalım neler olacak. Şimdi Dumbledore orada oyalamaya çalışıyor. Ulti gelir mi acaba? Bakıyorum. Dumbledore araya girdi. Çaldı! Aslanım benim! Çaldı! Aslanım benim! Çaldı! Ulti bastı. Jokers! Kaçın Namudoş kaç. Yok Namudoş. Yok kaçacak yer yok şu an. Kaçacak yer yok ama çaldık abi. Dansı. Çaldı. Oh. Allah. Yani. Ya ne? 3, 2 tane olacak çarp mı ya? 2 çarp gerçekten, var. Gerçekten Glandler olacak mı ya? 2 çarpın olduğu takımdan ejderha çalıyorsunuz. Şey, bir Baron, atayla çalıyor ya. Baron inanılmaz. İnanılmaz. Revolta ile ilgili bir şey var. Brezilya'nın Saint Vicious'ı diyorlar kendisine. Buyurun. Buyurun işte ortada. Çarp kaçtı. Oo geliyor Nick'in üzerine. Ultiyi de attı. Taşı kaptan. Taşı kaptan yetiyor. Nick aldı. Geldi. Ulti geldi. Vurunu. İşte bu savaş. Vurunu. İşte bu savaş. Devam et. Revolta kaçıyor mu? Revolta kaçıyor mu? Deokes bırakmıyor Revolta'yı. Revolta düştü. Devam edin be. 2-2. Deokes orada. Çok güzel. Yenge düştü. Çok güzel Chris. Yenge düştü. Destek şimdi. Destek şimdi. Şimdi işte o tezahüratlarınıza ihtiyacı var. Bakalım enerji alt koridoru ittiriyor. Ya bu mucize mi bu? Yine mi? Dünkü ilk maç gibi. Hadi. Lütfen beni haksız çıkarın. Yorumcu laneti bu sefer Brezilya'ya çalışsın ya lütfen. Bakar mısın şuna ya? Taldırın. Taldırın sen nasıl bir yürek yedin? Bak TKS bekletiyor. Kahvaltıda ne yedin? Bak TKS bekletiyor ultisini. Çok güzel pozisyon. Bekletiyor. Nardos geldikten sonra bak burada ulti atacak şimdi. Ya mükemmel oynadılar ya. İşte takım oyunu ya. Şimdi şaşırdılar. İşte bu oyunlar devam etsin. Risk almadan doğru savaşlar, doğru zamanda. Bütün dünya hadi çocuklar. Bütün dünya çocuklar dinliyor. Bakalım neler olacak. Maçın devamında Taldirin orada dikkatli olman lazım. Dikkat. Şimdi dikkat baktı. Çift güçlendirmesi de var üzerinde. Şimdi dikkat. Ejderhanın çıkması 14 saniye var. Ejderhayı almak lazım. Yine bütün orada totem var. Dikkat ona da. Onu gözden kaçırmamak evet. Lazım. Shyvana tehlikesi hala devam ediyor haritada. Terör devam ediyor ama biz de geldik ya. Vallahi geldik. Üçlü kuvvet bitti sonunda Taldirin'de. Hasar evet. Geldi biraz ya. İhtiyacımız vardı abi bu hasara. Enerji orta koridoru ittirmeye çalışıyor. Dumbledore geri dönüyor. Enerji de bu arada. Yani hiçlik değneğini falan da bitirdi. İhtiyacı vardı. Oğul Taldirin oradan uzaklaşabilecek misin? Kaçarsa herhalde atsın sen. Koş oğlum. Evet koş, aynı koş, şekilde. Koş. Kaç oradan. Bakalım. Diğer tarafta hala Baron güçlendirmemiz var. Baron güçlendirmemiz hala var ama burada toplanmamız lazım. Nardes geliyor, enerji geliyor, ikisi de geliyor. Herkes farklı açıdan geliyor, Şimdi girdi işte Teokes başlattı savaşı. Ardından infaz geldi. Yeng ön planda duruyor şu anda. Teokes çok... Evet, Teokes çok fazla hasar yedi şimdi geliyor. Çift çarpları var, bakalım yetecek mi? Taldırı arkaya geçiyor. Ulti atıyor. Müdürlüğü de ön ultisi. Yeter mi? Yoksa düşüyor. Dumbledore çok tutmaya çalışıyor. İki tane skor. Ardından Taldırı araya yatan. Devam, tutalım. İşte bu, Taldir'den skoru gelecek mi? Enerjide kalı skor. Enerjide kalı skor. Nasıl takım savaşı yapılır böyle ya? Oyunun bu dakikasında. İşte bu. Revolta'yı arıyorlar ama. Comeback Kings. Evet, Revolta geriye dönüyor. Enerji bu arada altta. Kule almaya çalışıyor. Bir de ejderha geliyor. Size bırakıyorum sözü. Siz anlatın artık. Yalnız Dumble
Dumble yapışıyor, bırakmıyor ya. Yani böyle bir destek olamaz. Yapışıyor, bırakmıyor ya, gerçekten. Recep korkuluyor. Vardı, Recep Beşiktaş'ta Recep vardı. Yapışırdı, bırakmazdı. Aynen bak, o ya. Bak burada. Bak ultiye şimdi, bak. Bak Tokus burada kaçmaya çalışıyor. Bak Dumble burada markaja başladı. Recep sen ya. Misin? Cevap ver. Adam adama savunma resmen ya. Geçen gün Kaan'la konuşuyorduk, adam adama savunma olur mu League of Legends'ta diye. Ama Kaan'ın peşinde bak, sıçrıyor. Psikopat. İşte adam adama savunma böyle bir şey. Enerjide gelip ölmüyor da ya, ölmüyor da ya. Ölmüyor. Sen var ya, büyük adamsın. Müthiş, müthiş. Çok güzel oyun. Hadi yani, çocuklar ya. Şaşırdılar şu an ya. Vallahi ne çarpıkları farkında değiller. Bu kadar insanı hareketlendirdiniz. Hadi bunun, bakalım. Bunun hakkı galibiyet ya. Hadi. Gerçekten de çok güzel bir takım oyunu. Yani burada Rivolta'nın ve Yeng'in yaptıkları yetmedi yani. Hakikaten yetmedi şu anda. bizimkiler ona da cevap buldular. Yani hadi bakalım. Bir olacak şey de diyemiyorum. Ya, bu iş olacak hadi. Bu iş olacak çocuklar ya. Evet Tevkres. 6. adam da geldi ya tamam. Kaldırın. Bu arada bekliyor. Işınlanması var, bekliyor. Bir yem arıyor orada. Takımı da savaş pozisyonu alıyor şu anda yukarı koridorda. Bakalım güzel bir yere totem gelirse orada savaş çıkartabilirler. Revolta biraz önde mi duruyor acaba? Arkasında Mikao var. Şimdi Yeng yandan kıstırmaya çalışıyor. Çok güzel Teokes. Çok güzel yere kaçtın. Güzel kaçtın. Güzel hareket. Bizim at da yola çıktı. At nereye gidiyor? Sıfırdan yüze 2 saniyede çıkıyor. Nereye gidiyorsun? Hop. Alt koridoru ittirmeye gidiyor. Ya orası şimdi yavaş, savaşmayacaklar. Yavaş herkes çıkıyor evet. Oradan savaşmayacaklar. Orada bir boşluk aradılar. Rakibin bir hatasını aradılar ama bulamadılar. 1 dakika 30 saniye Johnny. Baron'a. Baron'dan önce alt koridoru ittirecek Taldrin. Ya bırakalım, ve sonra geri dönecek. Biz alalım yine. Diana enerji büyük oyna, büyük düşün. Oh ya bakalım her şey ya hala bu arada her şey ya pamuk ipliğine bağlı. Çok dikkatli oynamamız lazım. Baron abi, için doğru pozisyon almamız lazım. Biz olayı sevmiyoruz Glandak. Hani 5000 altı farka gidelim oyunun başında açalım falan. Yok bizim tarzımız değil. Değil mi? O bir böyle hep mesela işte falan da böyle yumurta kapıya dayanınca aynen, yapılır ya iş abi. Bizde. Öyle ödevleri falan yani. Tam böyle bakalım. Sınavdan önceki gece yapılır. Revolta'yı yakalıyorlar bu arada. Revolta yakalıyorlar uzaklardan. İnfaz da geldi. Sıçradı orada uzaklaştı. Tamam çıkıyoruz. Güzel sıçramasını aldık. Baron öncesi sıçramayı almak çok önemli. Bak. Kesinlikle. Gragas'ın o bombil özelliklerini birazcık daha zararı uğrattık. Yeme onları, yeme onları. Taldırın yine gidiyor alt koridoru. Yani şu an bu biraz o ışınlanma saniyesini tutturup istediği kadar aşağı gitsin. Evet. Yeter ki ne zaman geri döneceğini bulsun. Ona uğraşıyor zaten. Yani altta itirip itirip geri dönüyor. Işınlanıp gelmek istiyor çünkü o savaşa. Yalnız enerji ve Nardios da geri dönüyor şimdi. Eşya alacaklar. Şu anda 41 dakikayı geride bırakıyoruz. Ejderhalar bizim çocuk da oldu. Bak, atımız da oldu bizim. Az önce poniydi şimdi oldu Arap atı. Bak üzerinde çivinin zırhıyla. Oradan açılıyor. O da bitirdi bütün eşya. Bütün eşyalarını bitirdi o da. İşte. Baron bölgesindeki kontrol ele geçirmeye çalışıyor Beşiktaş bir kez daha. Çok uzaklar şu an. Evet. Yapacaklar mı acaba? Başlayacaklar. Şivana yok orada. Vallahi yapıyorlar. Başladı. Vallahi başladı. Hızlı da erişiyorlar. Görüşüyor. Hala görüşüyor. Görüşüyor. At bekliyor. Çok at güzel. Bekliyor. Hadi at onu arka ışın atıyor. Işınlar atıyor. Arka ışın atıyor. At geliyor. At geliyor. At geliyor. At geliyor. Dikkat edin. Mikan burada. Mikan buldu. Mikan buldu. Dikkat olmasın. Mikan düşmesin lazım. Dumble yine yapıştı. Mikan yapmanı lazım. Mikan yapmanı lazım. Dumble yine yapıştı ama yanlış yaptı. Dumble yapıştı ama. Bir dakika. Evet ağrı düştü. Ağrı düştü. Evet harikasınız. Diğer tarafta Mikao. Harikasınız. Mikao hala yaptı. Mikao. Baron bizde abi. Baron bizde. Şivana'yı aldık. Şivana'yı düşmez demişlerdi aldık. Onu da aldık. Oh. Jokester orada hala ormanın içerisinde duruyor. Taldrin hala yem arıyor kendisine. Atın arpa ihtiyacı var. Bakalım bulabilecek mi ormanın içerisinde? Yukarı koridor ittirmeye gitti tabii ki de. Hayır. Thresh. Bir dakika gördü orada galiba. Ha, gördü Thresh mü? Koşmaya devam ediyor. Gördü önemli mü? Bak önemli. Gördü galiba. Enerjide kapatıyor. Çocuk geliyor. Enerjide kapatıyor. Ya bu skor için gitmek ne kadar mantıklı bilmiyorum ama Jokester şu anda peşinden kovalatmaya devam ediyor. Sejuan tek başına koridor ittiriyor. Tamam kaybettiler. Neyse, ya tamam, burada neyse, kule alsalar. Tamam. Olur mu bu kadar diyorsun? Tamam. Maçın abi, stresi. Bekleyelim. Bizim çocuk. Bakar mısın? Leon Ogisi. Ya Dumble. Ya. Dumble ne yapıyorsun? Kalp kırıyorsun. Adamsın ya. Adamsın Dumble. Ya bak şurada Vic kaçmasa öyle Dumble, bir kaçıyor ki yani. Dedik. Yani. Çocuk mükemmel. Ne oynadıysa hakkının sonuna kadar verdi ya. Evet. Bak orada ya da işte, yani ya, kırmızıdan. Yengin zaten tek amacı var. Nardios'a yapışmak. Başka bir amacı yok.
Evet. Dumble hakikaten yani şu sezondaki gelişimi inanılmaz. İnanılmaz. Hani sezonun en çok gelişimi yaşayan oyuncusu diyebiliriz. Yalnız dikkat, enerji dikkat. Aman diyeyim enerji, hayır. Hayır, enerji kaçabilecek mi? Orada ışınlanma da geliyor. Nikan'ın üzerine gitti. Aynı düşüşüne kullandı. Kaçmaya çalışıyor. Terkes koruyor. Arkadaş şimdi istemediğimiz bir savaş ama elimizden gelenleri his yapıyoruz şimdi. Arada kim var oradan bakıyorum. Yankın canı çok azaldı. At geldi. Yenge orada uzaklaştırdı. Aman dikkat. Karşı yakın takas. Baron güçlü. Allah'tan Baron güçlü. Enerji abi 30 dakikadan beri dualar kurdu ya. Dualar kurdu. Arkadaşlar bu 6. adam hadi. 17 saniye ejderha var. Mikao da geri dönmeye çalışıyor. Bunlar anneanne doğası. Anneanne doğası ya. Jokester. Ejderha önemli. 4. ejderha. İnanılmaz bir seri oluyor. İnanılmaz bir seri oluyor. Hakikaten. Ya ne maçlar anlattık Johnny. O kadar RCS, neler anlattık? Anlattık da yani şu seri bir başka ya. Arkadaş ya. Bir de ya, bizim kaptanı burada olduğu için, bu seyircinin önünde olduğu için de bizim için de bambaşka tabii bir canım. Heyecan gerçekten aman, de. Aman, dikkat, o dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Enerji. Arkada Merdius pozisyon almaya çalışıyor. At orada pozisyon almaya çalışıyor yine. Çok yakın da. Evet. Enerjinin sıçrası yok. O önemli. Bakalım. Evet. Şimdi bu ejderha savaşta bakalım ne yapacağız? Şimdi Revolta orada dürtmeye çalışıyor elinden geldiğince. Şimdi ejderhaya başladılar. Dördüncü ejderha çok önemli. Bırakmamamız lazım. Revolta'nın üzerine gidiyoruz. Yalnız Darius çok girme. Darius dikkat ol. Revolta ultisini kullanıp oradan çıkmaya çalışıyor. Dumbledore için arkada herkesi tutuyor. Şimdi orada kim alıyoruz? Mükemmel ulti. Daldir'in kaptan. Yenk düşüyor. Mükemmel çıkacak fakat. Mükemmel üzerine gidiyor. Daldir'in şimdi giriyor ve enerji tutmaya çalışıyor. Daldir'in kaptan. Skor alıyor. Tokus ancak kaçarsın. Tokus kaç. Tilki gibi kaçarsın ancak. Hala da peşinde Taldir'in. Bir dakika inhibitöre falan gitmesin. O hariç şimdi uğraşmak istemiyoruz o inhibitör. TQS şimdi ejderha yolluyor yine tek başına. Arkadaşlar, orta koridoru iktiriyorlar. İnanılmaz. Neyse. Güzel. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. Yakın salmayı başardım. 3. ejderha da geldi. Artık biz de hızlıyız ya. Öfkeliydik evet. Bir de hızlı olduk artık. Hem öfkeli hem de hızlı. Hızlıyız şu anda. Benim bir yudum sudan almam lazım. Ya valla. Ya bu oyun nasıl döndü? Oturup kitap yazdım üzerine ya. Oh. Emin ederim nasıl oldu bu iş? Ya yine eşyalar full. Yine 46. dakika. Yine. Lütfen. Evet. Dumbledore yukarı doğru gidiyor. Oradaki tutmaya çalışacak. Bu ne? Minyon ordusu. Bir de bir şey diyeceğim. Herhalde artık kimsenin para ihtiyacı yok ya. Dumbledore'a bırakıyorlar. Abi sen de al da bana eşyalarını bitir diye. Biraz Nardius'un eşya ihtiyacı var esas. Ona bırak. Ha evet lazım. Bir tane kalmış Nardius'un. Nardius'un tek eşyası kalmış şu anda. Bitirmediği enerji yine orta koridora dönüyor. bakalım oradaki minyonları ittirecek. At çok yine aşağıda. Ayrı koridordan ittirmeye devam ediyor şu anda. Ya. Bilmiyorum ama yani bu önümüzdeki savaş çok şeylere geliyor. Hadi arkadaşlar enerji, pozitif enerji yollayın. Ekran başında 65.000'den fazla insan izliyor. Burada 5.000'den fazla insan. Evet yani muazzam bir enerji var havada. Şu anda ya bir sonraki takım savaşı çok önemli ya. Bir de Baron çıkıyor bak. Baron'u bekliyoruz şu anda. Baron'a doğru girmemiz lazım. İşte bu lazım arkadaşlar. Evet. Enerji. Nardius. Baron 1,5 dakika sonra. Evet. Doğru zamanda. Yine ninja. Doğru yerleri ittirelim. Alt koridor ittiriyor şu anda. Baron için istediğimiz bir şey. Biraz erken olabilir belki. Sivir oraya giriyor şimdi geri ittirmek için ama. Bu Yampiri engeci almak önemli bir şey. Baron sırasında. Yampiri engeci sahip olmak önemli bir şey. Hani verdiği hareket hız avantajı. Oradaki savaşların kaderini zaman zaman değiştirebiliyor. Nardius'un bu oyundaki eşya düzeni yürek ister. Evet. Yürek ister yemin ederim. Yani defansif anlamda sadece üzerinde bir tane kan ıslamıştan gelen bir kalkan. Gerisi İşte altlar. Hasar vererek, can çalarak orada hayatta kalmaya çalışacak. Bir büyü direnci aslında bu noktada. Evet. Ufak da olsa. O seti kançar bilmiyorum değişirim ama. Hakikaten. Vurduğu abi yerden ses gelecek şimdi. Oo tuzak var. Tuzağa dikkat etmeleri lazım. Tuzak var. Bakalım Nardius orada ileri doğru çıkıyorlar. Orada bir görkem güzel, zaferle birlikte. Güzel. Evet geri çekildiler. Güzel.
Sezdi. Bizim çocuk sezdi yine. Oraya şey geldi mi? Küre geldi mi? Ben kaçırdım. Küre. Evet. Küre geldi. Şimdi Baron için yani orayı totemliyoruz. Taldrin'in ışınlanması var bu arada. Onu söylemek lazım. Teokres, Dumbledore, Enerji. Hepsi Baron'un etrafında. Esasında Thresh falan geriye dönmüştü ya. Ejra Baron... mı? Büyük at mı? Ejra mı? Büyük at mı? Denklem karışık. Dönün. Eşyaya bakar. bu arada kırmızı güçlendirme alıyor Nardius. Ya o kadar acilisi var ki boss'u alabilmek için artık saniyeler, saliseler bile önemli. Önemli bu. Orada Yampiri yengeç gitti. Bitti. Oo, bu arada Dumbledore'a kadar tamam, ama yok tamam tamam. Oo, bir de tamam, o kadar fazla hasar almadı, önemli değil. Önemli değil, önemli değil, önemli değil. At bekliyor. Kaptan bekliyor. Bu savaş çıkacak birazdan. Şimdi Revolta daha fazla dayanamadı. Geldi. Üzerine doğru gidiyoruz. Diğer taraftan yalnız bakıyorum. Jokester'la birlikte enerji odaklanmaya çalışıyor. Enerji orada bir kişi alabilecek vermeden önce. Leon ultisine ihtiyacımız var. Çok güzel Leon ultisi. At geliyor. Gel at artık. Seni bekliyoruz kaç saattir. Ulti de geldi. Jokester kaçabilecek mi orada? Kaçamıyor. Diğer tarafta sivir düştü. Nardius su almayı başardılar. Şimdi bakıyorum enerji düşecek. Ya orada. Sen ne kadar güzel sen orada. Dumbledore. İşte bu kurt ki düzeni. Süpersiz. At. Almadan at gelme. Onu. Almadan gelme at onu. At. Koş. Yat. Yat. Kaptan bir dakika hareketleri yap. Kaptan. İşte bu kurt. Kaptan alıyor. Skoro. Düşük şal kalktı. Kule 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 kule. Kule kule. Deniyor orta koridorda. Dumble'a bakar mısın ya? Dumble gerçekten bir tanesi şu maçın. Yani belki kilit ismi ya Dumble. Üzerinde bir bütün de şimdi Victor oluyorlar. Bütün dünya sizi dinliyor. Oh. İnanılmaz. 40 saniye var, 54 biter. Saniye, 30 saniye biter. Biter mi? Biter mi? Biter mi bakalım. Enerjiye biter. Dikkat etme. Enerji ölmemesi lazım. Ya Nardius olsa biter de Johnny. Geliyor, at geliyor ya dur. At mı geliyor? At geliyor ya. At geldi valla. Yok yok çıkacaklar. Çıktılar peki. Çıkacaklar. Baron? Baron, Baron, Baron. Baron Baron'u alabilirlerdi ya. Esasında. Şurayı zorlamasalardı, orada zaman kaybetmeselerdi bir tur aldıktan sonra. Hemen belki, Baron'u alabilirlerdi. Belki, evet. Neyse, orada biraz zorladılar. Alalım, görüşü alalım. Onları ya bir de şimdi boğalım. Şöyle bir şey, öyle bir şey ki yani her pozisyon stres ya, her pozisyon stres yani. Oh. Yani ben orada Baron'a gitmeyip o oyunu bitirebilmeyiz diye denemelerini anlıyorum. Çünkü hani bir daha o stresi yaşamak istemiyorsunuz. O bir sonraki takım savaşında ne olacak diye düşünmek istemiyorsunuz. Nardius eşya değiştirdim, ona bakalım. Statik hançer bir değilsin artık, yeter. Evet, bir vakti de şöyle bir durum olur. Var. Şimdi bu geri dönüş çok kritik, biliyor musun Johnny? Nereye gidiyorsun? Soda geldi. Gaza geldi. Yine açalım. O bir dakika. Ooo gitti, gitti, gitti. Güzel. Yank. Bu güzel. Yank. Kuş olur uçarsın oradan. Hadi bakalım. 90 bin giriş fırsatları daha ortadan kalktı. O bir dakika, enerji yakala, yok, enerji. Gitmeyecek, gitmeyecek. Enerji, enerji yakala. Ulti geldi yalnız, enerji çıkman lazım oradan. Çık, hayır, orada aynı üstüne kullandı. Ne oldu ultisi, at geliyor. Bakalım dayana düştü ama ardından. Orada şivana düşüyor. Şimdi üzerine gitmeye devam ediyorlar. Nardius hala hayatta, Nardius hala hayatta, Nardius hala hayatta. Ya siz ne güzel kullandı ya. Bakın şimdi Tokus, Tokus kaçın. Dönün oradan, temizleyin oyunu bir türlü. Nardius skoru, Nardius skoru, Nardius skoru oyunu bitir. Nardius'u, Nardius skoru oyunu bitir. Hadi, hadi, hadi bitirin. Hadi, hadi bitirin. Sejuan da geliyor, Sejuan da geliyor. Dumbledore'u çekti, sorun değil. Ama Dumbledore'u yapma, Dumbledore'u düşecek, Dumbledore'u düşecek, Dumbledore'u düşecek. Çıkmaya lazım, çık, 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 çık. Jokester'dan kaç. Yok, tamam. Jokester'dan kaç. Ejderha alın, gidin ejderha alın. Ejderha alın, gidin ejderha alın. Ne olur ejderha alın, gidin. Baron için... Bir... Niye gitmiyorlar ejderhaya? Yok abi, şu an çok tehlikeli. Niye çok abi? Tehlikeli. Ya, 40 saniye var daha ya. Yok yok, ahriyle oraya şey gelecek, görüşleri varsa bitiririz. Abi 3 saniye sürecek orada alması. Görüşleri varsa bitiririz Glamda. Gözünüzün bak, yukarıdan da süper minyon, daha doğrusu minyon dalgaları ittiriyor. Aman diyeyim. Orayı da tutmak lazım, doğru onu görmedim. Tutmak lazım oraları. Oh. Ya şimdi Baron için ufak da olsa bir boşlukları var, bu çok tehlikeli. Evet evet. O kuleyi tanklamayacaktık, o kuleyi tanklamayacaktık. Ya. Nardius tutmaya çalışıyor şimdi burayı. Ya bir şey diyeceğim de. Ya Baron, o Baron'u giderlerse o Baron sırasında saçma bir savaş yapmayalım. Başka bir şey istemiyorum şu anda. Aynen. Oo, altta, burası da güzel. Bizim, burası da güzel. Burada da, burası burada da ittiriyor. Evet aynen. Bu arada Taldrin ve şey kaldı sadece. Leona kaldı. Neyse dönme, kullanmadılar. Dönme. O boşluğu kullanmadılar. Tamam. Görüşü aldılar. Ama şimdi girecekler mi? Farkını bir dakika, Baron vuruyor. Mı? Baron vuruyor. Baron vuruyor orada. Çok riskli, çok riskli. Çok tehlikeli bu. Işınlanması var mı? Ben göremiyorum yok, şu anda. Yok, yok. Ekranın ışınlanması yok. Var mı? Yok. Ya
savaşmasak daha iyi burada. Bırakalım mı? Bence de bıraksak daha iyi gibi ya. Zaten çok full aşağıdayız yani. Geliyor ama. İşin anması yok. Yok 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 yok. Ulti açıyor. Şimdi bakıyorum, şimdi oradan uzaklaşıyoruz. Kaçmaya çalışıyoruz. Zeng orada ultisini kullandı. Enerji kullandı ama daha bir arkadaşı tek başına kaldı. Ultisini kullanıyor. Üzeri. Lucario. Lucario. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Takım savaşı. Abi ortadan yine gidiyoruz. Çünkü Nexus kulelerin üzerinde süper minyonlar var. Al onu. Taldırı yetişir mi? Çıktı ama. Çarp kullandı ama. Aa, bitiyor. Oyun bitiyor. Yok. Baron var. Tokers. Enerji. Vur. Bitir. İşte bu kadar be. Busunuz ya. Busunuz. İşte bu kadar. Oh. Muazzam bir oyun Beşiktaş'tan.